Basit horlama ve basit olmayan horlamayı birbirinden ayırt etmek gerekir. Uyku apnesi dediğimiz uykuda nefes durması ile birlikte olan horlamalarda cerrahi yöntemler farklıyken basit horlama dediğimiz sadece solunum nefes alma esnasında ortaya çıkan rahatsız edici üst solunum yolu dokularının titreşimiyle karşımıza çıkan sesin tedavisi farklı olmaktadır. Bunların ayrımını yapılabilmesi için yapılması gereken mutlaka bir uyku testidir. Eğer uyku testi yapamıyorsak Hastanın tanıklı bir şekilde yani onun uykusuna şahit olmuş bir insanın apneye girip girmediğinin hekime aktarması ve bunun sonrasında tedavinin planlanması gerekmektedir. Basit orlama cerrahisinde yapılması gereken yumuşak damak cerrahileri ve burun cerrahileridir. Burundaki patolojilerin düzeltilmesi ve yumuşak damakta olası patolojilerin düzeltilmesi yöntemiyle basit orlamalar rahatlıkla ortadan kaldırılabilmektedir.